AK Parti Aydın İl Teşkilatı 66. İl Danışma Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleşti. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen başkanlığında Aydın Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya AK Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, Abdurrahman Öz ve Mustafa Savaş'ın yanı sıra Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Köşk Belediye Başkanı Rifat Kadri Kılınç, parti ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle partililer katıldı. AK Parti Aydın ailesi olarak 1 Kasım seçimlerinden sonra 3 milletvekiliyle Aydın'da 36 bine yakın oy arttırarak seçimden çıktıklarını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, CHP'yi ve Demirtaş'ı eleştirdi. Mehmet Erdem kendilerinin hizmet aşkıyla yola çıktıklarını ancak muhalefetin Türkiye'yi küçük düşürmek için, ihanet etmek için bir gayretin içerisinde olduğunu savunarak Allah bunları ıslah etsin ifadelerini kullandı. 1 Kasım seçimleri ve onun öncesinde 7 Haziran seçimleri gerçekten Türk siyasi hayatına, hatta dünya siyasi hayatına geçecek ve hiç unutulmayacak seçimler. Çünkü bütün anket firmalarını ve bütün tahminleri alt üst eder bir şekilde ortaya çıkan bir sonuç. 7 Haziran sonuçlarına baktığımız zaman 1 Kasım'ı tahmin etmek mümkün değil, kestirmek mümkün değil. Benim diyen siyasetçiler bile bu işi çok iyi yapıyorum iddiasında bulunan kamuoyu araştırma şirketleri bile hepsi yanıldılar. Ben de siyaseti iyi yaptığımı düşünenlerdenim, ben de yanıldım. Evet, ama şunda yanılmadık. Şunda ortaya çıkan tabloda bir kez daha gördük. Nedir o? Milletimizin feraseti, milletin büyüklüğü ve Türk milletinin gerçekten ne kadar büyük millet olduğu yine 1 Kasım seçimlerinde sandıkta tecelli etti ve kendisini gösterdi. Evet. Meclisimiz açıldı ve bizler milletvekilleri olarak Ankara'ya gittik. Çalışmalar haydi bismillah dedi, başlandı. Vaatler var, halkımıza sözlerimiz var. Bunların hepsinin bir bir yerine getirilmesi lazım. Meclisin çok daha sıkı çalışması lazım. Bakanlarımız atandı, bakanlarımızın ekiplerini hemen kurup çalışmaya başlaması lazım. Çünkü millete verdiğimiz sözler var ve bu sözlerin birer birer yerine getirilmesi lazım. Evet, biz bu heyecanı yaşıyoruz AK Parti olarak. Biz bu derdin içerisinde mücadelemize başladık, haydi bismillah dedik. Ama aynı hassasiyeti de Millet Meclisi'nde beraber olduğumuz muhalefet partilerinden de bekliyoruz değerli kardeşlerim. Muhalefet partilerinin haline bir bakın. Neyle uğraşıyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili çıkıyor. Soyadı da benim soyadımdan. Eren Erdem denen milletvekili Türkiye'yi evet şikayet ediyor dünyaya. Neymiş efendim? Türkiye üzerinden işte Suriye'ye insanları katleden sarin gazı satılmış da aktarılmış da falan filan. Ve genel başkan eğer bunu böyle söylediyse ben onun partide tutmam diyor. Ama yok, icraat yok. Bu vatana ihanet değil midir? Millete ihanet değil midir bu? Diğeri zaten son açıklamalarıyla ortaya koydu. Evet. Geçmişte nasıl Osmanlı'ya oyun oynadılarsa, Osmanlı topraklarını paramparça etmek için Abdülhamit Han'ın tespit ettiği petrol yataklarını ele geçirmek üzere İngilizlerin kurduğu oyunlar içerisinde Lawrence'in rolünü kim oynadıysa, nasıl geçmişte oyunlar oynadılarsa İngiliz casuslar olarak, şimdi de maalesef Selahattin Demirtaş denen
siyaset adamı, politikacı sözüm ona ve mecliste yer alan, mecliste yemin eden, anayasa üzerine yemin eden, milletin birliği ve beraberliği üzerine yemin eden, bu topraklar üzerine yemin eden Selahattin Demirtaş, evet, Türkiye'yi parçalamaktan, bölmekten ve evet, ihanetten söz ediyor. Ve gidiyor, gitti, şikayet etti. Beraber olduklarına bakın. Rusya'ya gidiyor, onun öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Biz hizmet aşkıyla yola çıktık, haydi bismillah dedik. Muhalefetin haline bakın. Muhalefet maalesef Türkiye'yi küçük düşürmek için, Türkiye'ye ihanet etmek için çalışmaların içerisinde, gayretin içerisinde. Allah bunları ıslah etsin. Başka diyecek bir şey yok.